Merhaba değerli dostum, Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. Evet dostum, 24. gün kampımızın sorularını çözüyoruz. Erzincan'dayız, 24 plakamada gelmiş olduk. Hemen sorularımızı çözelim, konuyu pekiştirelim, şu konuyu bitirelim dostum. Hadi başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki ağzı açık bir kapta ısıtılmakta olan 244 gram potasyum klorat katısı denklemine göre %20 verimle ayrışmaktadır diyor parçalanmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur gibi bir ifade kullanmış. Bakalım önce 244 gramın kaç mol olduğunu bulalım. Hemen hesap edelim. Burada 122 olduğunu söylemiş ya 1 molü. O zaman 244 bölü 122'den 2 mol olduğunu bulduk. Süper. 2 molmuş bunu yerine yazdım. Hocam orası sıkışık oraya yazmasanız. Peki şöyle yapayım. Denklemi tekrar yazayım. KCl O3 ne oluşmuş? KCl artı 3 bölü 2 O2 oluşmuş. Bundan 2 mol varmış. %20 verimle tepkimeye giriyormuş. %20 verim demek 2'nin %20'si demektir. O da 0,4 mol'i tepkimeye giriyor demektir. E 1'e 1 ise e o zaman 0,4 mol bundan oluşur. 1'e 1,5 ise 0,4'e 0,6 mol bundan oluşur. E tepkime sonucunda ne oldu? 1,6 mol KCl O3 arttı. Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki toplam kütle korunmuştur. Ya zaten kütlenin korunumu kanunu var. Ama hocam kabın ağzı açık. Bak tamam şunu diyebilir kaptaki kütle korunmaz ama sonuçta o uçanla beraber toplam kütle Korunmak zorunda dostum. O yüzden birincisi doğrudur. Kaptaki kütle azalır onda sıkıntı yok. Çünkü oksijen gaz olarak uzaklaşacak. Burada diyor ki açığa çıkan oksijen gazı normal koşullarda 13,44 litredir. 0,6 mol müydü? Evet 0,6 çarpı 22,4'ten. Evet 13,44 litre edecektir. Bu doğrudur. Diyor ki kaptaki katı kütlesi 29,6 gramdır. Ya bir dakika 1,6 mol KClO3 mı? Arttı. E bunu 122 ile çarptığımda zaten 29,6'dan çok büyük bir değer değil mi? Bir de ne var? 0,4 mol KCl oluşmuştu. E onun da kütlesi var. Yani kaptaki katı kütlesi 29,6'dan çok fazla olacaktır. Gitti. Cevabın 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Gelelim şu soruya. Diyor ki 0,2 mol CH4 gazı ve 1,2 mol oksijen gazı denklemine göre tam verimli tepkimeye giriyormuş. Tepkime sonucunda artan maddeyi tamamen tüketmek için hangi gazdan kaç gram eklemek gerekir diye soruyor. Of of of. Şimdi şundan 0,2 mol varmış, bundan da 1,2 mol varmış. Hangisi sınırlayıcı bileşen? Ne yapıyoruz? Birini bitirmeye çalışacağız. Bak, 02 bundan tepkimeye girse ne olur? 1'e 2 tepkimeye giriyor değil mi? Ha o zaman 0,4 tepkimeye girer. Tamam sınırlayıcı bileşeni bulduk. Kimmiş? CH4. 0,8 mol oksijen arttı mı? Arttı. Bana diyor ki artan maddeyi tüketmek için ne kadar hangi maddeden gerekir diye soruyor. Denklemi tekrar yazıyorum. CH4 artı 2O2 CO2 artı 2H2O. Artan maddemiz neydi? 0,8 mol oksijendi. 2'ye 1 olduğuna göre 0,8'e 0,4 mol CH4 alırsam artan maddeyi tüketirim. Ne olacak o zaman? Onu kütleye çevireceğim. 0,4 çarpı 16'dan bu da 6,4 gram CH4 eder. Yani cevabım C seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza. Diyor ki tepkimesine göre 42 gram saf olmayan magnezyum karbonat katısı tamamen parçalanıyormuş. Ayrışıyormuş. 10 gram katı kalıyormuş kapta. Hmm. Buna göre magnezyum karbonatın saflık yüzdesi nedir diye soruyor. 42 gram madde varmış. 10 gram magnezyum oksit katısı oluşuyorsa onu mole çevirebilir miyim? Çevirebilirim. Hemen hesap edelim. N magnezyum oksit 10 gramdı. 1 moli kaç gram eder? Şöyle toplarsak 40 yapar. O zaman ne oldu? 0,25 mol oldu dörtte biri. Ha bu 0,25 molmuş. Tamamen ayrıştığında 0,25 mol bundan elde ediliyor dikkat ettiysen. O zaman bunun mol sayısı da 0,25 mol olacak mıdır? Evet olacaktır. Hemen kütlesini bulalım. Magnezyum karbonatın 0,25 molünü hesap etmem lazım ama önce 1 mol lazım bana. 24 artı 12 Artık 48. Kaç etti burası hesap edelim. 84 etti. Ha, çok güzel. 0,25 mol müydü? Evet 0,25 moldü. Yani 0,25 çarpı 84'ten 21 gram tepkimeye girmiş. Süper. Bende ne kadar vardı? 42 gram vardı. E 42 gram vardı 21 gramı tepkimeye girdiyse yüzde kaçı safmış bunun? Evet yüzde 50'si yarısı değil mi arkadaşım? O yüzden cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Bakalım dördüncü sorumuz ne diyor? N2 artı O2'den 2 iki O2'den 2 N O2 tepkimesi var. Sabit sıcaklıkta sabit hacimli kapta gerçekleşiyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Gaz fazında gerçekleşmektedir. Gaz, gaz, gaz. Evet doğrudur. Tepkime süresince gaz kütlesi sabittir diyor. Başlangıçtakiler de gazdı. Son durumdaki de gaz. Yani tepkime süresince gaz kütlesi değişmemiş olacaktır. Hani katıya ya da sıvıya dönüşse gaz kütlesi değişir derdim. O yüzden doğrudur. N2 ve O2 gazları eşit mol Mollerde alınıp tam verimli tepkime gerçekleşirse N2'nin molca %50'si artar diyor. Tekrar yazıyorum bak. N2 artı 2O2 2NO2 eşit mollerde alınırsa diyor. Ben mesela 2'şer mol alsam bunlardan. 2 mol bundan aldım 2 mol bundan aldım. N2'yi bitirmeye kalksam 2 mol girse 4 mol girmesi lazım. Var mı elimde o kadar? Yok. O zaman demek ki kim bitmiş? Oksijen. 2 mol bundan girerse 2'ye 1 mol bundan tepkimeye girecek. Ne oldu? 1 mol'ü arttı değil mi? Yani %50'si tepkimeye girdi. 2 mol vardı. Yarısı tepkimeye girdi. Yani %50'si tepkimeye girdi. %50'si de girmedi. Neyi soruyor bana? %50'si artar diyor. Evet 2 vardı 1 arttı. %50'si artar. Doğrudur. Cevap ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu. E seçeneği. Geldik 5. sorumuza. Diyor ki eşit kütledeki CH4 ve oksijen gazlarının tepkimeye girmesi sonucunda 88 gram karbondioksit gazı oluşmuş. Buna göre nay nay nay. Bakalım şimdi. Önce 88 gram karbondioksitten mol hesabı yapalım. N karbondioksit 88. 1 molü kaç gramdı? 44 gramdı. Yani 2 molmuş bu. Süper. 2 mol buysa demek ki 4 mol bundan oluşmuş. Demek ki bu 4 mol bundan tepkimeye girmiş. 2 mol de bundan tepkimeye girmiş. Bak eşit mol de deseydi ikisini de 4'er mol kabul edecektim. Neydi? Eşit hacim, eşit kütle, eşit mol sorularında büyük olan miktarı eşit kabul ediyorduk. Ama soruda eşit kütle demiş. Önce bunları kütle çevirmem lazım. Bak 2 mol vardı. Çarpı 16. CH4 16 olduğu için 32 gram ne var? ch 4üm var. 4 mol oksijenim var. 4 çarpı 32'den. Bu da ne çıkacaktı? 128 gram oksijen olacaktır. Eşit kütle diyorsa her ikisinden 128'er gram alacağım demektir. 32 gram CH4 kullanıldı. 128 gram oksijen kullandığı için oksijen bitti. Ne oldu? 96 gram CH4 arttı. Ha, diyor ki 4 molekül oksijen harcanır. Yanlış. 4 mol harcanır. 4 molekül 4 tane demektir çünkü. O yüzden yanlış. 2 mol karbondioksit 4 mol oksijen bulmuştuk ya. Bundan dolayı burası 4 mol oksijen olması lazım. Molekül değil. CH4'ün %75'i artmıştır diyor. Bak 128 gram aldım 96'sı arttı. Yüzde kaça artar diye soruyor. Şununla şu sadeleşirse 4'e 3. Evet %75'i artar. Doğru bir ifadedir. Artan maddeyi tüketmek için 12 mol oksijen gerekir diyor. Onu da şöyle hesap edebiliriz. Önce CH4'ü mole çevirelim. Kaç? 96 Bölü kaç? 16'dan Burası 6 mol etti. Yazıyorum CH4 artı 2O2 CO2 artı 2H2O. Benim 6 mol CH4'üm vardı. Bunu tüketmek için ne gerekir diye soruyor. 1'e 2 ise evet 12 mol oksijen kullanmam lazım ki artan CH4'ü tüketeyim. O yüzden bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3 D seçeneği olacaktır. Bakalım 6. sorumuz ne diyor? Eşit kütlede Na2O ve CO2 maddelerinin tam verimli tepkimesi sonucunda 53 gram Na2CO3 bileşiği oluşurken bir miktar madde artıyor. Nay nay nay. Ha, şimdi bak Na2O artı CO2 Na2CO3 tepkime buymuş. Bakıyorum denk mi? Evet denk. Şimdi 53 gram Na2CO3 kaç mol ediyor? Hesap edelim. Na2CO3'ün bir molü kaç gram? 106. E 53 diyorsa 53 bölü 106'dan ne oldu? 0,5 mol. Bak bu 0,5 mol ise bu da 0,5 moldür. Bu da 0,5 moldür. Eşit molde deseydi şu an ikisi de tükenmişti. Eşit molde çünkü zaten. Ama eşit kütlede diyor. Bunları kütleye çevirmem lazım. neyle çarpacağım? Na 2 onun kütlesi 23 23 46 artı 16 kaç eder? 62 ile çarpacağım bunu. Demek ki 31 gram ne gerekiyormuş? Na2O gerekiyormuş. Karbondioksitin 1 molü 44 gram olduğu için bundan da 22 gram gerekiyormuş. Eşit kütlede diyordu değil mi? O zaman her ikisinden 31'er gram alacağım. 31 gram Na2O kullanıldığı için bitti. 22 gram karbondioksit kullanıldığı için ne oldu? 9 gram karbondioksit arttı. Diyor ki artan madde 9 gramdır. Doğru. Sınırlayıcı bileşen 31 gramdır diyor. Evet sınırlayıcı bileşen biten maddeydi. O da Na2O'ydu değil mi? Tükendi çünkü o. O yüzden 31 gram kullanmıştır. Doğru. 0,5 mol karbondioksit harcanmıştır. Evet onu da hesap etmiştik. 0,5 mol bulmuştuk. Doğrudur. Cevap 1, 2, 3 D seçeneği olacaktır. Bakalım 7. sorumuza. Diyor ki eşit mol sayılı N2 ve H2'nin tepkimesi sonucunda NH3 oluşmak üzere tepkime gerçekleşiyormuş. 0,8 mol NH3 elde ediliyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Eşit mol sayılı diyor bu sefer. Bak N2 ile H2 tepkimeye girecek. Ne oluşacak? NH3. Denkleştireyim. Şurayı 2 ile çarptım. Şurayı da 3 ile çarptım eşitledim. 0,8 mol bundan oluşuyorsa 2'ye 3 ise buradan 1,2 mol tepkimeye giriyordur. 2'ye 1 ise 0,4 mol tepkimeye giriyordur. Eşit molde diyorsa kullandığımız mollerden büyük olanı eşit kabul edeceğiz. Demek ki her ikisinden 1,2 şer mol alacağım. Ne oldu? H2 bitti. 0,8 mol N2 arttı. Başlangıçtaki gaz karışımı 2,4 moldür. Doğru çünkü 1,2 1,2 aldım. Toplam 2,4 olacaktır. Doğru. Sınırlayıcı bileşen H2'dir. Biten madde H2 midir? Evet. Bu da doğru. Diyor ki tepkime de 11,2 gram N2 gazı harcanmıştır diyor. Ha, bir dakika bak 0,4 mol harcanmıştı. N2'nin kütlesi kaç? 28. Azot 14 olduğu için 28. Çarptık. Burası evet 11,2 gram ediyor. Doğrudur. Bu da doğru. Cevabımız ne oldu? E seç ne oldu dostum Geldik 8. sorumuza diyor ki eşit kütlede kalsiyum ve oksijen elementlerinden kalsiyum oksit bileşiği elde edilirken 6 gram oksijen artmaktadır Buna göre başlangıçtaki kalsiyum kaç gramdır Normalde bunu molle yapabilirsin ama zaten bak iki tane element birleşmiş. Sabit oranlar kanunu kullanarak da yapabilirsin. Böyle sorularda sabit oranlar kanunu kullanılabilir. Ama mesela şöyle olsaydı. CaCO3 gibi ikiden fazla atom olsaydı yapamazdın. Ama burada iki atomlu ya. Bunu yapabilirsin. İki şekilde de çözeceğim. Şöyle bir şey var bak. CaO'nun sabit oranını bulalım. M kalsiyum bölü M oksijen. Ne olacaktır? 40 bölü 16'dan karşımıza ne çıkacak? 5 bölü 2 oranı çıkacak. Oksijenden 6 gram artıyor. Bak eşit kütlede alsaydım ben şu andaki miktar larına göre eşit miktarda alsaydım 5'e 5 beş alırdım. 5'e 5 beş aldığımda 5 kalsiyum kullanırdım. 2 de oksijen kullanırdım. Kalsiyum biterdi. 3 gram oksijen artardı. Ama bana ne diyor? 6 gram oksijen artıyormuş. O zaman demek ki başlangıçta her ikisinden de 10'ar gram almışım. Başlangıçta kaç gram kalsiyum alınmıştır diyor? 10 gramdır. Cevap Denizli ama ne yapacağız? Şimdi bir de diğer örnekte göstereceğim. Bak kalsiyum artı 1 bölü 2 O2 kalsiyum oksit oluşacak. Burada şöyle yapacaksın. Bak x mol bundan alırsam ne olur bu? X bölü 2 mol almış olurum. Buradan da X mol oluşmuş olur. Ne yaparım? Bunun kütlesi 40 X gram eder. Bunun kütlesini 32 ile çarparsak 16 X eder. E çok güzel. Her ikisinden 40 X almam lazım. Eşit kütle diyor ya. 40 X aldım bu bitti. 16x aldım. 24x arttı. 24x'in kaça eşit olduğunu söylüyor? 6 grama eşit olduğunu söylüyor. x eşittir ne olacak buradan? 0,25 olacak. E o zaman 40x almıştık başlangıçta. x yerine 0,25 yazarsam 40 çarpı 0,25'ten 10 gram değerini buldum. İşte bu şekilde de bulabilirsin. Cevabım D seçeneğidir. Şimdi geldik 9. sorumuza. Diyor ki yaygın adı göz taşı olan bakır 2 sülfat pentahidrat bileşiği ısıtıldığında ne yapıyormuş? Rengini kaybediyormuş. Mavi rengi gidiyormuş. Neyse 20 gram bakır sülfat pentahidrat filizinin tamamen ısıtılması sonucunda geriye 9,6 gram bakır 2 sülfat kalıyormuş. Buna göre bu filizin saflığı nedir diye soruyor. Kalan bakır sülfat miktarını biliyor muyum? Biliyorum. Hemen mole çevirelim bunu. N bakır 2 sülfat. Ne olacaktır? 9,6 bölü 160. Burası 1,6 olsaydı 6 olurdu. 0,06 mol olduğunu bulduk. Peki benim bu bileşiğimde bakır, sülfat pentahidrat diyorduk ya şurası 0,06 mol ise 5 katı. O zaman burası da 0,3 mol olması gerekir. E kaç gram ediyor? 0,3 çarpı 18'den 5,4 gram ne oluyor? Su oluyor. E toplarsak 9,6 5,4 eşittir. Demek ki başlangıçta 15 gram saf bu bileşikten varmış. Ama kaç gram vardı elimizde? 20 gram vardı. 20 gramın 15 gramı safsa yüzde kaçı saftır dediğimizde sadeleştirelim şöyle burası 3 burası 4. Evet yüzde 75 saflıktaymış bunu anlamış olduk. Cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Geldik son sorumuza diyor ki zehirli fosgen gazı varmış. Sodyum hidroksitle tepkimeye sokulduğunda yemek tuzu, su ve karbondioksit üretiliyormuş. Hmm, değişik bir şey. Diyor ki 198 gram fosgen ile 198 gram sodyum hidroksit %50 verimle tepkimeye girerse yargılarından hangileri doğru olur diye soruyor. Şimdi bunların mol sayılarını hesap edebilir miyiz acaba? Hesap edebiliriz. Fosgen gazının 1 molü 99 ya. E 198 diyorsa 198 bölü 99'dan 2 mol olduğunu buldum bunun. Bak 2 molmuş. Çok güzel. Peki 198 bölü 40'tan bu da 200 olsaydı 5 mol olurdu. E ne olur? 4.9 küsür mol olacaktır. Bak 4.900 küsür diye yazdım. Niye böyle yazdım? Açıklayacağım şimdi. Şimdi bundan 2 mol tepkimeye girerse 2 katı olduğu için bundan 4 mol tepkimeye girecektir. Ha, demek ki benim sınırlayıcı bileşenim ne? Fosken gazı. O zaman %50 verimle ne diyorsa neye bakacağız? Fosken gazına bakacağız dostum. Şimdi şu tepkimeyi tekrar yazayım. Bak cocl 2 artı 2 NaOH tepkime sonucunda ne oluşuyordu? 2 NaCl artı H2O artı CO2 oluşuyordu. CO2 sığmadı hatta. Şöyle birazcık daha sıkıştırayım. Artı CO2. Şimdi şöyle düşün bak şundan 2 mol vardı. %50 verimle tepkimeye girdiği için 1 mol tepkimeye girecektir. Bundan 2 mol tepkimeye girecektir. Tepkime sonucunda 2 mol bundan oluşacaktır. 1 mol bundan oluşacaktır. 1 mol de bundan oluşacaktır. Foskenin yarısı harcanır. Evet 2 mol vardı 1 mol harcandı doğrudur. Neden Fosken'den gittiğimi tekrar söylüyorum. Çünkü sınırlayıcı bileşen oydu. Yüzde verim sorularında sınırlayıcı bileşene göre yüzde verim bakılır. Tamam mı dostum? 1 mol naceli oluşur. Hayır 2 mol oluşur gitti. Tepkimeye girmeyen toplam madde kütlesi 217 gramdır diyor. Şimdi 2 mol NaOH tepkimeye girmişti. 2 mol NaOH 2 çarpı 40'tan 80 gram tepkimeye girdi. 198 almıştım 80'i girdi tepkimeye. Demek ki 118 gram NaOH'tan tepkimeye girmedi. E bir de ne vardı? 2 mol foskenin vardı. 1 mol'ü tepkimeye girdi. Yani 198'di. 99'u tepkimeye girdi. 99'u girmedi. O zaman tepkimeye girmeyen madde miktarı 118 artı 99 olacaktır. Bu da karşımıza hangi değeri çıkarır dostum? Evet 217 gram değerini çıkarır. Doğrudur. Cevap ne oldu? 1 ve 3 D seçeneği oldu dostum. Evet dostum. Böylelikle mol ve kimyasal hesaplamalar kısmına paraf attık. Bakın. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu şöyle kısaca bir toparlayalım. Bakalım nelerden bahsettik? Dedik ki kütlenin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar kanunları diye kanunlardan bahsettik. Sonra geçtik molden bahsettik. Mol'de çok önemli detaylardan bahsettik hatırlarsan. Sonra geldik Kimyasal denklemleri ve denklem türlerini, denklem denkleştirmeyi anlattık ve sonra da kimyasal hesaplamalar yaptık. Molü kullandık, denklemleri kullandık ve gerçekten kaliteli sorular üzerinde işlemler yaptık dostum. Konuyu genel olarak bir özetlemiş olduk. Ben size gerekli örnekleri verdiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki daha bir sürü örnek var. Soru Bankası kampına da sakladım. Orada da çok güzel sorular çözeceğiz dostum. Şimdi bu kanala destek verirsen, arkadaşlarına tavsiye edersen, beraberce şu kanalı büyütelim. Size daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Gel, geri geldiğinde deneyler yapmaya çalışacağım. Karşılıklı muhabbet edeceğiz. Yaşadığım komik anıları anlatacağım belki. Öğrencilerle yaşadığım ilginç şeylerden bahsedeceğim. O yüzden sizle böyle karşılıklı güzel muhabbet etmek istiyorum. Ama bunun için bana destek vermeniz gerekiyor dostum. İki fosfor bir asit, kimya bu kadar basit. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.